Evet dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Şu anda dostlarım Allah'ın belası garip bir Minecraft sürümündeyiz. Geçen bölümü izlemediyseniz mutlaka gidip izleyin. Biliyorsunuz ki hayatımıza şu anda Ellik adında bir efsane girdi. Ve bu Ellik adındaki efsane bize bir USB vermişti. O görüntüleri görüyorsunuz. Ve dostlarım biz bu USB'yi Katana ile bir tane bilgisayara taktık. O görüntüleri ekranda görüyorsunuz. Ve Minecraft'ın içinde bir tane Minecraft açıldı. Bildiğiniz Minecraft'ın içinde bir Minecraft açıldı ve ben bu Minecraft'ın içine girdim. Yani ekranda o görüntüleri görüyorsunuz. Bilgisayara sağ tıkladım ve sağ tıkladıktan sonra bir anda bilgisayarda açılan Minecraft'ın içinde bilgisayarda açılan Minecraft'a giriş yaptım ve ondan sonra buraya geldim. Herhalde burası Ellik'in bir Minecraft'ı. Hatta oyun İspanyolca, bakın hatta Tierra Mierra diyor böyle, oyun İspanyolca. Ellik efsanesinin Minecraft'ına girdim ve Ellik efsanesinin Minecraft'ına girdikten sonra bana böyle garip garip görevler vermeye başladı. İşte geçen bölüm hatta bu görevleri yaptım. İlk görev ilk gece hayatta kalmaktı. O görevi başarıyla tamamladım. Ondan sonra dostlarım görev tamamlandı. Bakın la Premiere Tares bir şey yaptı. Görev tamamlandı demek. Ondan sonra dostlarım maskeyi tekrar kafama taktım. Maske suratımdan çıkmıştı Ellik maskesi. Bu maskeyi tekrar kafama taktım ve bakın şu anda bir görevimiz var. Hatta geçen bölümü en son bu görev verdi ve videoyu bitirdik. Bu görev dostlarım, bakın şurada İspanyolca bir yazı yazıyor. Ahuya da Ellik isim muares tu computadora se la casa diye bir şey yazıyor. Dostlarım bu görev Ellik'ten kaç, kaçmazsan bilgisayarın bozulacak gibi bir çevirisi var. Türkçe çevirince böyle bir şey çıkıyor. Şimdi ben de dostlarım etrafa bakıyorum, Ellik acaba burada mı diye. Etrafta gözüken bir şey yok. Yani burada garip atlar dışında başka hiçbir şey yok. Ellik'ten kaç yoksa bilgisayarın bozulacak diye bir uyarı geldi ekrana. Bu ikinci görev galiba. Yani Ellik'ten kaçayım, tamam kaçarım ama şöyle bir sıkıntı var dostum, hızlı da koşamıyorum. Yani şu çok eski bir Minecraft sürümünü oynadığımız için şu anda bayağı beta gibi bir şey bu. Hızlı koşma yok Minecraft'ta ve o yüzden hani Ellik buraya gelse ondan nasıl kaçabilirim, ne yapabilirim inanın bilmiyorum. Videoyu hemen kısacık bölüyorum. Şu anda videoyu izlerken aşağıdan bir like bırakmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutma dostum. Yeni videonun gelmesini istiyorsan bu videoya 30.000 beğeni atmamız lazım ve eğer abone olursan görmüş olduğun gibi şu anda ismin ekran da çıkar. Hadi abone ol. İnanın bilmiyorum ve lanet olası bu Minecraft sürümünden, Ellik'ten en kısa sürede kurtulmak istiyorum. O yüzden bu görevlerin hepsini yapmaya çalışacağım. Belki yaparsam Ellik beni affeder ve bu Minecraft'tan çıkmama izin verir. Yani oyunu acaba kapatıp açsam tekrardan kendi evimde, kendi dünyamda, Katana'nın yanında başlar mıyım Minecraft'ta, onu bilmiyorum. Ama yani şu anda etrafa bakacağım. Ellik bir yerde gözükürse ondan kaçmaya çalışacağım. Deneyeceğim yani, görevleri yapmaya çalışacağım. İşte en son burada ev falan yapıyorduk. Burada böyle garip garip atlar var dostlarım. Hani acaba bu atlar Ellik'le bir bağlantısı var mı? Bakın bu farkındayız, bu atlar da her yerde var. Yani mesela evimin önünde, bak sabahtan beri bu dünyaya girdiğimden beri evimin önünde burada bir at var. Hadi bunu geçtim, etrafta da bakın bir sürü o atlardan var. Acaba bunlardan bir tanesi Ellik olabilir mi? Öyle bir şey de düşünüyorum ama bakın bu atlar da ileride falan da var. Acaba bu atları öldürsem mi? Yani şu anda evimin üzerinde duvarında bekliyorum ve Ellik'in gel. At evime giriyor lan! Dostum at evime giriyor. Bir dakika, tipsiz at, niye evime giriyorsun sen benim? Benim evime niye giriyorsun? Koşayım sen. Acaba Ellik olabilir mi lan? Onu satayım. Ellik! Dostum Ellik, gerçekten Ellik. Kam kaç. Kaç. Geliyor. Geliyor dostum, koşamıyorum. Hızlı koşamıyorum. Hızlı koşamıyorum. Betadayız. Hızlı koşamıyorum. Bu arkamdan geliyor. Bir dakika, geliyor dostum. Sakin ol. Tamam, Ellik'ten kaçmazsan bilgisayarın bozulacak diye yazıyordun sohbette. Yani belki de bilgisayarın patlayabilir dostum, bilmiyoruz. Belki de bir anda bilgisayar havaya uçabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Arkadan geliyor şu an. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Yok oldu. Oğlum nereden çıkabilir bu manyak dostum? Acaba ne yapsam? Yukarı mı çıksam? Gitti. Bu ne lan? Abi Ellik her yerden çıkabilir ki, ben bundan nasıl kaçacağım? Oğlum burada ne oluyor lan? Miralos Kaballos yazıyor. Dostlarım önümde 6 tane at durdu. Ve şu an bana bakıyorlar. Bir dakika, Miralos Kaballos ne demek? Bekleyin dostlarım, dur. Miralos Kaballos ne demek? Bekleyin, bakacağım. Bakacağım, hemen çevireceğim, hemen çevireceğim, hemen çevireceğim. Şu an sohbette bir spam dönüyor dostlarım. Miralos Kaballos diye bir spam dönüyor. Dostlarım galiba atlara bak demek gibi bir şey bu İspanyolcuda. Yani şu anda sohbette bakın önümde atlar belirdi ve sohbette atlara bak yazıyor. E tamam, bakayım ne olacak ki atlara baksan. Lan lan ne oluyor bu sesle? Hayır, gel, geliyorlar. Hayır, git lan. Yok oldular. Abi çıldıracağım, ben nereye geldim ya? Ben hangi Minecraft'ta oynuyorum? Ben evime dönmek istiyorum. Katalina'nın yanına dönmek istiyorum ya. Bıktım artık ya. Ne mimimi biter, ne 52 biter. Delireceğim dostlarım çok. Vallahi altıma yapacağım artık. O sesi duydunuz değil mi? Hayvan gibi ses çıktı. Oğlum ben ne yapacağım? Ya korkunun eceli faydası yok dostlarım yani. Acaba ne yapsam bilmiyorum. İnanın ne yapacağımı bilmiyorum. Acaba Alt F4 mi atsam? Çıksam mı oyundan? Yok abi, ben galiba Alt F4 atacağım dostlarım. İstemiyorum. Acaba Alt F4 atsam tekrardan Minecraft'a girersem kendi evimde başlar mıyım? Şu anda çünkü bu yasaklı Minecraft sürümündeyiz. Yani Minecraft'ın içinde çalıştırdığımız bilgisayardaki Minecraft'ın içindeyim şu an ben. Abi ben oyunu Alt F4 çekiyorum dostlarım. Çek Alt F4'ü abi. Çek. Çektim, tamam, kapattım oyunu abi. Oyunu tekrardan açacağım dostlarım. Belki direktman kendi dünyamda, kendi Minecraft'ımda başlarım. Ben gerçekten kendi dünyamı özledim. Kendi Minecraft'ımı özledim. İstemiyorum abi Ellik falan ben. Niye hepsi bunların beni buluyor? Tekrardan Minecraft'a giriyorum sizlerleyim. Evet dostlarım, durum bilgilendirmesi. Oyunu şu an tekrardan açtım ve normal Minecraft gibi gözüküyor. Bir dakika, dünyaya gireceğim. Şu an dünyaya giriyorum. Girdim. Bir dakika, neredeyim ben? Hayır. Oğlum bilgisayarın içine girmişim.
Bu nasıl olabilir dostlarım? Hatırlayın bak, ekranda görüyorsunuz. Ben geçen bölümde biz Katerina'yla bakın bu masayı, bu koltuğu buraya koyduk. O görüntüleri görüyorsunuz. Ve ondan sonra bilgisayarı üzerine koyup masanın USB belleği bilgisayara taktik ve oyun açıldı. Ve ben şu anda o bilgisayarın içinde kalmışım oğlum. Nasıl çıkacağım buradan? Katerina nerede? Bir dakika, sesli komut özelliğimi açacağım. Katerina, beni duyuyor musun? Katerina! Katerina, şu an sana ihtiyacım var. Beni duyman lazım. Neredesin Katerina? Camı kıramıyorum, bir dakika. Bir dakika, titretme eşyamla buradan çıkabilir miyim? Yok dostlarım, titretemiyorum. Kazma. Abi şu an bilgisayar ekranının içinde kalmışım. Ben buradan nasıl çıkacağım? Resmen bilgisayar ekranının içindeyim dostlarım. Kafayı yiyeceğim. Bir dakika, buradan çıkmanın bir yolu olmalı abi. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Balta çalışır mı? Yok abi, balta da çalışmıyor. Bir dakika, el hareketi yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Abi delireceğim. Resmen dostlarım, Ellekin şu anda yasaklı Minecraft sürümünden çıktığım için ve tekrar oyuna girdiğim için Ellekin yasaklı sürümde oynadığım bu bilgisayarın içinde başladım oyuna. Abi kafayı yiyeceğim. Bir dakika dostlarım, Katerina nereye gitti? En son hatırlarsınız ki ben bu bilgisayarın başına oturmuştum. USB'yi çalıştırdım, Katerina yanımdaydı. Ve ondan sonra ben Katerina'yla hiç konuşamadım bile. Çünkü ben bu Minecraft'ın içine girdim. Bir dakika, Katerina'yı telefonla arasam direkt. Mantıklı değil mi? Aynen öyle. Direkt telefondan Katerina'yı arayacağım, bekleyin. Çünkü şu an burada Katerina'yı göremiyorum ben. Yok. Yani en son buradaydı. Ama ben oyunun içine girdikten sonra herhalde onu beni bırakıp gitti mi bilmiyorum. Telefonla arayacağım Katerina'yı, bekleyin. Tamam, arıyorum dostlarım, bekleyin. Direkt arayacağım. Çalacak mı acaba? Çalıyor, telefon çalıyor. Tamam, telefon çalıyor. Hadi Katerina, aç telefonu. Alo! Alo! Katerina, neredesin bilmiyorum şu an ama evdeki bilgisayarın çabuk önüne gel. Evdeki bilgisayar var ya, geçen sende USB'yi taktığımız. O bilgisayarın çabuk önüne gel. Zaten bilgisayarın önündeyim ama sen hareket etmiyorsun. Nasıl ya? Hareket nasıl etmiyorum? Bilgisayarın önünde, nasıl bilgisayar önündesin? Manyak mısın? Ben şu an monitörün içindeyim. Beni görmüyor musun? Ben seni görmüyorum. Bilgisayar önünde yoksun. Şu an sandalyede oturuyorsun sadece. Hareket etmiyorsun. Ne? Şu an sandalyede oturuyorum ve hareket etmiyorum. Ben sandalyede falan oturduğum yok benim Katerina. Ben bildiğim monitörün içindeyim şu an ve seni göremiyorum ben. Sen beni göremiyorsun, ben de seni göremiyorum. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Böyle bir şey olamaz ki. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Yani şu anda ben bilgisayar monitörün içindeyim. Ve seni hiçbir şekilde göremiyorum. Yoksun yani. Deldireceğim dostlarım, kafayı yiyeceğim. Şu anda Katerina beni görebiliyor. Beni masa... Ellik geldi. Abi bu illüzyon ya. Dostlarım bu illüzyon, şerefsiz! Çıkar beni buradan! İllüzyon bu illüzyon dostlarım, bu illüzyon. Bu sadece bir illüzyon bakın. Katerina benim sandalyede oturduğumu söylüyor. Hareketsiz olduğumu söylüyor ve burada olduğunu söylüyor. Ben onu göremiyorum şu anda. Ben monitörün içindeyim ve karşında Ellik var. Allah senin belanı versin Ellik. Allah senin belanı versin. Çıkar lan beni buradan. Yok dostlarım, kafayı yiyeceğim, çıkamıyorum. Oyundan gitti. Bir dakika, sohbette bir yazı yazdı. Presione R. Ne demek bu? Bir dakika dur. Çevireceğim. Dostlarım, R'ye bas demek. Bir dakika, Ellik bana şu an R'ye bas diyor. Basarsam ne olur? Don! Hayır abi, yine oyuna döndüm. Dostlarım, bilgisayarıma dondu. Bir şey oldu az önce ve yine aynı beta sürümüne döndüm. Bir dakika, yine aynı yazı çıktı. Bu yazıyı artık ezberledim dostlarım. Ellik'ten kaç yoksa bilgisayarım bozulacak diyor. Ya kardeşim tamam, anladık. Ellik'ten kaçıyor, bilgisayarım bozulsun. Güzel de. Abi tamam, doğru söylüyorsun da ben şimdi şey yapamıyorum ki. Ellik yok orada da, nasıl kaçacağım Ellik'ten ben? Dostlarım delireceğim, bir dakika durun ya. Vallahi delireceğim ya. Bir taş kılıç falan yapayım kendime. Abi çıkamıyorum, yok gördünüz. Dostlarım resmen bilgisayarın içinde spawn oldum ve bilgisayarın içinden çıkamadım. Bakın Katerina'yla telefonda konuştuk ve Katerina dedi ki bana, ben seni hala oturur bir şekilde görüyorum dedi. Yani en son dostlarım ekranda görüyorsunuz, geçen bölümün sonunda ben bilgisayarda USB'yi çalıştırdım. Katerina beni hala sanki koltukta oturuyorum gibi görüyor ama aslında ben bilgisayarın içindeydim ve ben Katerina'yı göremedim. O da beni göremedi. O beni yanlış bir şekilde görüyordu yani. Abi direkt acil bir tane dostlarım, kendime taş kılıç yapacağım, kendimi savunmam lazım. Çünkü Ellik'ten kaç yoksa bilgisayarım bozulacak adımda bir görev var hala ve ben Ellik yok ki ortada, Ellik'ten kaçayım. Yani Ellik olsa kaçacağım. Ellik yok dostlarım direkt. Yani olsa. O kim lan? İmaton ne demek abi? Lan bana geliyor bu. Hocam dur, gelme. Saldıracak mı bu bana? Saldırıyor, bana saldırıyor. Oğlum git lan. Dostlarım vuruyor. Dur geliyor, 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 geliyor. Oğlum bu kim lan, bu kim? Çıkabiliyor mu oradan? Çıkamıyor. Bot mu, NPC mi, bu kim oğlum? Bellik değil. Gel gel şş. Gel. Gel kafana vurayım, gel. Gel gel, bir kafana vurayım sen de, bir kendine gel gel. Gel. Gel, öldü. Ne oldu? Yusuf ağa bazladı mı, bir şey yazıyor. Bir dakika, öldürdüm adamı. Öldürdüm dostlarım adamı. X bir sesi çıktı, canım fullendi ve sohbette bir yazı daha yazdı. Bekleyin, çevireceğim bunu. Ne demek bu? Bir dakika, ne demek bu? Dostlarım gelişim yapıldı demek. Sohbette bakın, adamı öldürdüm. Bu 52 50 maskeli adam bir anda spawn oldu. Bana saldırdı. Onu öldürdüm ve onu öldürdükten sonra canım yenilendi. X bir sesi çıktı ve şey yazdı. Bak sohbette gelişim yapıldı yazdı. Ne gelişimi yapıldı hocam? Bir dakika, hızlı koşabiliyorum. Aa dostlarım, hızlı koşabiliyorum. Yes! Vallahi hızlı koşabiliyorum. Abi adam resmen 50 geliyor. 50 geliyor. Aa!
Hayır dostlar, benlik geliyor. Bilgisayarımın bozulmasını istemiyorsam kaçmam gerekiyor. Bilgisayarımın bozulmamasını istiyorsam kaçmam gerekiyor. Adamı öldürdüğüm için gelişim aldım dostlarım. Şu anda artık hızlı koşabiliyorum. Yes! Vallahi hızlı koşabiliyorum. Çok iyi. Abi erlikten kaçmam lazım benim. Acaba Ellie'yi öldürebilir miyim diyeceğim de abi mümkün değil. Adamın kendi Minecraft'ı. Adamın kendi Minecraft'ı, ben onu nasıl öldüreyim? Şu an dostlarım resmen Ellie'nin kendi Minecraft sürümünü oynuyoruz ve onu öldürmem gerçekten imkansız. İnanın bana imkansız yani. Geliyor mu? Abi hala geliyor. Öküz oğlu öküz. Gelme ya. Kardeşim gelme de, benden ne istiyorsun ya? Ah canım acıdı, dur. Abi suya atla. Geliyor dostlarım, bak geliyor geliyor, vallahi geliyor, dur. Kurtulamayacağım ben bu herifden. Ben bu herifden nasıl kurtulacağım? Durdu. Gelsene, onu mu tutayım? Geliyor. Geliyor. Oh! Oh! Ölüyorum. Öldüm. Ses çok çok garip ses çıktı dostlarım. Jumpscare ses çıktı. Kaç. 2,5 kalbim kaldı lan. Ya Elli kardeşim, tamam sen en güçlü efsane sensin. Vallahi en güçlü sensin. Senden daha güçlü yok ya. Yemin ediyorum senden daha güçlü yok Elli. Gerçekten en güçlü efsane sensin kardeşim. Lütfen beni peşimi bırakır mısın ya? Yalvarıyorum ya. Bırak abi peşimi ya. Ne yaptım ben sana? Ben sana ne yaptım ya? Ne yaptım? Ya Elli abi, düzgünce konuşabiliriz. Bana niye bağırıp bağırıp vuruyorsun? Ben ne yaptım sana? Ne oluyor lan? Geliyor. Oğlum ne oluyor? Önünde duvar çıkıyor. Dostlar önünde duvar çıkıyor. Ya çıkma, dur, duvar niye çıkıyor önümde benim? Çıldıracağım. Oğlum ay delireceğim dostlarım şimdi. Önümde duvar çıkıyor bakın. Şu an derlik beni bloklamaya çalışıyor. Gitmemem için beni bloklamaya çalışıyor. 2,5 kalbim var. Ölürsem bilgisayarım bozulur. Eğer ölürsem, Ellie'ye yakalanırsam bilgisayarım bozulur. Öyle yazıyor. Ne olacak bilmiyorum. O yüzden biraz korkuyorum dostlarım. Harbiden korkuyorum. Ölürsem bilgisayarım... Katarina! Katarina dur! Katarina! Katarina! Duyuyor musun beni? Lan senin Katarina ne işin var? Yok oldu! Dostlarım Katarina da girmiş herhalde buraya. Bir dakika, Katarina da herhalde bu Minecraft'a girmiş. Seni öldüreceğim lan. Eğer Katarina bu Minecraft'a girdiyse ve ona zarar verdiysen seni paramparça edeceğim oğlum. Buraya gel. Buraya gel. Yine bilgisayarım kapanıyor. Abi çıldıracağım, bilgisayarım kapandı. Dostlarım bilgisayarım kapandı. Delireceğim. Gerçekten delireceğim ben dostlarım, ben delireceğim. Ben kafayı yiyeceğim. Yine bilgisayarım kapandı. Yine bilgisayarım kapandı. Bu adam bunları nasıl yapabiliyor? Birisi bana mantıklı bir şekilde açıklasın. Bu Ellie efsanesi nasıl bilgisayarınızı kapatabiliyor? Nasıl Minecraft'ın içinde başka bir Minecraft oynatabiliyor? Ben çıldıracağım dostlarım. Harbi kafayı yiyeceğim. Bunu nasıl yapabilir birisi? Delireceğim. Bilgisayar gitti şu an. Yani şu an kayıt devam ediyor dostlarım. Bunu bilmeyenler de söyleyeyim. Benim oyun oynadığım bilgisayar başka bilgisayar. Kayıt aldığım bilgisayar başka bilgisayar. Yani oyun oynadığım bilgisayar kapandı şu anda. Tekrardan bilgisayarımı açıp geliyorum. Delireceğim. Abi gerçekten kafayı yiyeceğim. Dostlarım şu anda yine girdim bakın Minecraft'a. Aynı solup duruyor bak. Bak yine girdim Minecraft'a, tamam mı? Bilgisayarım kapandı. Açtım. Minecraft'a girdim. Dünyaya girdim bakın. Yine aynı bilgisayarın içinde başladım yine. Abi ben kafayı yiyeceğim, çıldıracağım ya. Ellik, please get out of me here. Beni buradan çıkar. Lütfen beni buradan çıkar. Lütfen beni buradan çıkar. Allah için beni buradan çıkar ya. Yemin ediyorum artık beni buradan çıkarır mısın ya? Bir dakika, enter'a basıyorum. Gitmiyor mesajım dostlarım. Sohbete yazı bile yazamıyorum. Bakın şu anda enter'a basıyorum ve mesajım gitmiyor dostlarım. Enter'ı şu an spamlıyorum ve mesajım gitmiyor abi. Ellik beni buradan lütfen çıkar yazdım. Bak yine karşıma geldi. Oğlum benden ne istiyorsun sen? Benden ne istiyorsun? Ben ne yaptım sana? Otelde sana hizmet ettim. Başka bir şey yapmadım ya. Uzun bir şey yazdı. Bir dakika ne yazdı? Çevireceğim, bekleyin. Sikores descartate la midroko de pute madre falan yazdı. Bir bakacağım. Şey yaz dostlarım. Benden kurtulmak istiyorsan dediklerimi yapmak zorundasın. Benden kurtulmak istiyorsan dediklerimi yapmak zorundasın yazmış. Ya okey. Tamam da kardeşim, sohbete bile yazı yazamıyorum dostlarım. Her şeyimi almış ki elimden. Yani şu anda monitörün içindeyim. Blok kıramıyorum. Sohbete yazı yazamıyorum. Kardeşim tamam, ne dediysen yapacağım. Okey, kafa sallıyorum. Al bak. Al, ne dediysen yapacağım, tamam mı? Ne istiyorsan yapacağım. Yine R'ye bas diyor. Dostlarım yine yasaklı sürüme gideceğiz büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle yine yasaklı sürüme gireceğiz. Tamam yine geldik yasaklı sürüme, lanet olsun. Lanet olsun. Dostlarım daha demin burada Katarina'yı gördük. Farkındasınız değil mi? Ya eğer Katarina da bu Minecraft gizemli sürümün içine girdiyse? Benim bunu arayıp acilen Katarina'ya sormam lazım. Daha demin dostlarım burada Katarina'yı gördü çünkü. Daha demin burada Katarina vardı ve hasar alıyordu. Ekranda görüyorsunuz. Ben sonra 52'ye vurayım derken yine oyuna bir şeyler oldu. Bilgisayarım kapandı. Bir dakika, Katarina'yı bir arayacağım ve o yasaklı sürüme girdi mi girmedi mi diye ona sormam lazım. İnşallah girmemişsindir Katarina. Ben de bir de Katarina'ya tembih ettim. Dedim ki bak, bilgisayarını kapat dedim, girme şimdi oyuna. Ben şu kurtulayım şu Minecraft'ın içinden, sonra ne yapıyorsan yap dedim. Bir arayacağım tekrardan, bekleyin. Arıyorum. Açtı. Katarina neredesin? Bana kızma ama ben de oyuna girdim. Seni yalnız bırakmak istemem. Nasıl yani? Sen şu an dünyaya mı girdin? Neredesin tam olarak? Evet, şu an seni görüyorum. Ağaç kazıyorsun. Ağaç mı kazıyorum? Yo, ben ağaç falan kazmıyorum ki. Sen neredesin Katarina? Burada küçük bir ev var. Çatısı falan yok. Oradasın işte. Dur bekle, geliyorum. Bekle, geliyorum. Dostlarım Katarina kafayı yemiş. Sen buradasın, ağaç kazıyorsun diyor bana. Küçük bey falan vardı. Acaba burada mı Katarina? Bir dakika, şuradaki evde olabilir mi? Oğlum acaba burada falan mı, bir şey diyeceğim. Ben ağaç falan kazmıyorum ki dostlarım. Acaba Ellik bize mesela Katarina'ya başka bir şey gösteriyor, bana başka bir şey gösteriyor büyük ihtimalle. Yoksa Katarina şu an dostlarım beni yalnız bırakmamak için girmiş Minecraft'ın içine ama o beni görüyor. Orada gördüm. Katarina'yı gördüm. Burada. Oğlum buradaki borula kim lan? Ya bu ben. Katarina ben buradayım. Katarina duyuyor musun beni? Bir dakika. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Vuramıyorum. Niye vuramıyorum lan buna? Katarina beni duyabiliyor musun?
Büyük ihtimalle sesli komut özelliği çalışmıyor bu sürümde. Katarina beni duyabiliyor musun? Katarina, sohbet yaz. Gerçek Borla benim. Gerçek Borla benim. Gerçek Borla benim Katarina. Gerçek Borla benim. Sohbet yaz, sohbet yaz. Bak benim, bu sahte. Abi çıldıracağım. Şu anda Katarina dostlarım. Aa, Katarina'nın suratında maske yok. Maske çıkmış. Bende niye maske var? Herhalde Katarina dostlarım daha yeni dünyaya geldiyiz. İlk defa bu oyuna girdi. İlk levelde galiba. İlk levelde benim maske çıkmıştı geçen benim suratımdan. Yani şu an ilk görevi yapması lazım. Aa yazdı, buradayım, sesli konuşamıyoruz. Evet. Evet, konuşamıyoruz. Ağaç kazan sahte Borolo. Gel gidelim buradan. Vallahi bak, gel gidelim. Gel gidelim, boş ver. Sen niye geldin Katarina buraya ya? Şu anda sesli bir şekilde Katarina'yla konuşamıyorum çünkü sesli komut özelliği yok. Sen neden buraya geldin Katarina? Nerede bu gerizekalı? Bir de buna bak, farkındaysanız vuramıyorum dostlarım. Hiçbir şekilde bakın vuramıyorum görmüş olduğunuz gibi. Direktman, aha durdu. Vurdum! Ellik! Katarina kaç! Katarina kaç! Bilgisayarım bozulur. Eğer ölürsem bilgisayarım bozulur. Öyle bir şey mi vardı sanki? Öyle bir şey miydi? Abi bir dakika, hızı çıktı. Yine aynı hızı çıktı abi bak. Ellikten kaç. Yoksa bilgisayarım bozulur falan diyor. Ölürsen diyor. Ya delireceğim abi, ben artık nereye kadar kaçayım? Gel Katarina ya. Dostlarım bize saldırmıyor ki ellik. Bak gelmiyor bile. Ellikten niye kaçıyorum ki sürekli ben abi? Nerede bu ellik? Bu adam bizim resmen dostlarım oynuyor şu an ya. Geliyor. Katarina geliyor, kaç. Gel. Niye girdin sen Katarina buraya? Sen niye buraya girdin Katarina'm ya? Niye yaptın bunu ya? Ben dedim sana, ben Katarina'ya söylemiştim. Yapma dedim, etme dedim, girme buraya dedim. Gitmiş dostlarım, girmiş. Niye giriyorsun Katarina buraya sen? Allah, düşüyorduk. Dikkat et oraya. Oraya dikkat et. Arkadan geliyor dostlarım. 52'ye saldırmaya çalıştım daha demin, bilgisayarım kapandı. Yani adama saldıramıyoruz da. Hani keşke adama saldırabilsem. Aa, akşam oldu. Hayır abi dur. Meşale. Tamam, biz size parlaklık açacağız dostlarım. Şu an hayvan gibi, şu an karanlık, çok kötü karanlık hem de. Çok korkunç oldu lan. Aşırı korkunç oldu. Çıldıracağım. Kaçalım mı? Gel. Gel Katarina gel. Niye akşam oldu bir anda yine? Bu ses ne? Aa dostlarım, Ellie'nin o korkunç böyle sesleri çıkıyor. Bak şimdi aynı seslerden çıkıyor. İyice ortam korkunç oldu. Zombiler niye geliyor şimdi? Bebek zombi! Bebek zombi, bana gelmesi olur mu be? Ha Katarina gözleri beyaz yaptı. Nasıl yaptı lan onu? Katarina şu bebeği öldürsene. O ne? Allah'ım! Bir kalbim var dostlarım, öleceğim ben. Katarina gel buraya. Kaçalım. Katarina buraya gel kaçalım. Kaçalım gel buraya, hiçbir şey gözükmüyor. Gel buraya kaçalım gel. Boş ver. Bir kalbim var Katarina benim, gel. Gel. 52 yok etrafta. Lan önümde spawn oluyor, zombi spawn oluyor, öleceğim. Yapma Katarina, öleceğim. Bir kalbim var, ne yapıyorsun? Buradan gel. Abi çıldıracağım, niye böyle bir şey yapıyor bu herif? Şu an bir kalbim var dostlarım, ölmek üzereyim. Ve ölürsem bilgisayarım bozulacak. Böyle bir olay da var biliyorsunuz ki. Ellik geliyor orada. Ellik geliyor. Kaç. Katarina kaç. Buradan. Yürü. Basacağız dostlarımız artık. Kaçacağız. Tam durmak yok artık abi. Yardıracağız. Nereye gideceğim bilmiyorum dostlarım. Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Onu bilmiyorum ama şu anda kaçmaktan başka çarem yok ve kaçarken de fall damage almamaya özen göstermem lazım. Eğer fall damage alırsam bir kalbim var, direkt ölür, tahtalı köyü boylarım ve bilgisayarım bozulur. Hani bilgisayarım bozulsun, sıkıntı yok. Eyvallah. Yeni bilgisayarı bir şekilde hallederiz ama bilgisayarım bozulursa dostlarım içindeki her şeyim gider ve ayrıyetten de videolar gecikir. Yeni bilgisayar almaya gideceğim çünkü. Video izleyemezsiniz. Katarina bu arada farkındaysanız Katarina gözlerini beyaz yaptı. Nitroksini aktif etti vücudundaki. Ama ben mesela bu dünyada el hareketi falan yapamıyorum. Ama Katarina gözlerini beyaz yapabildi ve Katarina'da şu an maske yok. Abi ellikten kaçacağız. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ellikten bir şekilde kaçacağız. Başka çaremiz yok dostlarım. Oğlum niye bu kadar karanlık her yer? Çıldıracağım dostlarım. Vallahi çok korkuyorum. Her an bir şey çıkacak gibi hissediyorum karşıma. Galiba 52 atlattık dostlarım. Bir dakika, burada bir tabela var. Ne bu? Sağ tarafı ok işareti var. Geride dur Katarina, orada ışık yeniyor dostlarım orada. Arkamda kal, Katarina arkamda kal, bekle. Hatta ben dostlarım Katarina'ya bir tane taş kılıç da yapayım da başımıza iş almayalım, bekleyin. Katarina'ya bir taş kılıç yapacağım. Al bunu Katarina, şunu al. Gerçi gerek yok şu an dostlarım, nitroksin etkisinde Katarina güçlü ama. Bir dakika, arkamda kal, orada biri var. Katarina şurada biri var, arkamda kal, bir dakika bakacağım ben. Bakın burada bir ok var dostlarım, tabela var, sağ tarafı ok gösteriyor ve burada ışık yanıp yanıp sönüyor bakın. İçeride ellik olabilir ama merak ediyorum, içeriye gireceğim o yüzden. İçeride ellik olma ihtimali var. Gir. Meşaleler var. Dur şu meşaleyi alayım. Daha demin bir tane daha meşale bulmuştum koşarken. Bir meşale daha var burada. Peki meşalelerin olayı ne? Çeksek ne oluyor hocam? Çekeyim mi? Dostlarım artık korkuncayla faydası yok ya. Yani resmen şu an ellik bizi buraya yönlendirdi ve burada bir tabela bizi buraya yönlendirdi. Mağaraya girdik, burada bir şalter var. Bence bu şalteri çekeyim. Artık Ece'yle korkunun faydası yok yani. Artık yapmayacağımız şey yani. Her şey oldu zaten. Bilgisayarım kapandı. Her şey oldu şu an, o yüzden... Bastım! Ne oldu lan? Aa galiba görevi tamamladık dostlarım, bak completa diyor. Completa tamamlamak demek. La Primera Tarea Est Completa yazıyor.
Galiba görevi tamamladık. Ya herhalde dostlarım bu yazı o demek herhalde. Şahadet X'nin sesi çıktı. Herhalde görevi tamamladık. Canım doldu. Galiba görevi tamamladık Katarina. Yaptık bir şekilde. Erlikten kaç yoksa bilgisayarım bozulacak görevini de tamamlamış olduk şu an. İlk görevi yaptım. Bir gece hayatta kaldım. Erlikten kaçtım. Bilgisayarım bozulmadı. Katarina çok güzel bir soru sordu. Şimdi ne yapacağız? Çok iyi bir soru oldu. Mükemmel bir soru. Ben de onu soracaktım şimdi. Acaba biz şimdi ne yapacağız dostlarım? İkinci görevi de yerine getirdik. Yani bu erliğin bizden tam olarak ne istediğini anlayabilsem adama yardımcı olacağım. Ne istiyorsa vereceğim, bıraksın peşimizi kardeşim ya. İki haftadır yok mimikle uğraş. Yok Raskol Oteli'nden çıkmaya çalış. Bir de şimdi üzerine ellik geldi. Bilmiyorum Katarina. Bilmiyorum Katarina. Sadece buradan gitmek istiyorum. Yani tek istediğim şey buradan gitmek abi. Bu lanet olursa oyundan çıkmak ve defolup gitmek. Yani gerçekten başka bir şey istemiyorum. Hani şu an ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir dakika yazı yaz dostlarım sohbette. Yine yazı yaz, dur çevireceğim. Ne oluyor lan? Sohbette Hasto Elekion, Elesion, A Jugoetas, B Maskara, E Eskultura yazdı. Bir dakika, şıklı bir soru mu lan bu acaba? Şıklı bir şey var dostlarım, bir dakika çevireceğim hemen. Evet dostlarım, şu an çevirdim. Çok enteresan bir şey yazıyor şu an kırmızı yazı olarak sohbette, şey yazıyor. Seçimini bakın, Hasto Elekion. Seçimini yap demek. A Jugoetas oyuncak, B Maskara maske, C Eskultura heykel demek abi. Yani şu anda bize bir seçim yapmamızı istiyor galiba erlik anladığım kadarıyla. Hasto Elekion seçimini yap demek. A Jugoetas denen şey oyuncak demek. B Maskara maske demek. C Eskultura da heykel demek. Yani oyuncak, maske ve heykel arasında bir seçim yapacağız. Ne alaka oğlum, ne şimdi bu, ne demek abi, bu ne oluyor ya? Oyuncak, heykel ve maske. Bir kere maskeyi seçmem hayatta. Yani galiba bir seçim yapmamız gerekiyor Katarina. A şıkkı oyuncak, B şıkkı maske, C şıkkı heykel. Ama hangisini seçmemiz gerekiyor? Ben maskeyi seçmem dostlarım. Maske deyince aklıma eldeki maskesi geliyor. Bu maske bana hayal göldürüyor. Heykeli seçer miyim? Heykel ne alaka, anladım. Oyuncak bana daha tatlı bir şey gibi geliyor. Sanki oyuncağı mı seçsek? Oyuncak böyle daha masum gibi bir şey gibi. Heykelden de korkarım mesela. Böyle korkunç heykel falan çıkabilir bir an belki. Belki buraya bir maske gelecek. Ama oyuncak bana daha masum geliyor. Katarina şey yazdı bu arada. Tamam ama bu ne seçim yazdı? Çok doğru bir şey söylüyorsun. Ne seçim olduğunu ben de bilmiyorum. Keşke bilsem Katarina ne seçim olduğunu. Bir dakika, bilmiyorum. Bence oyuncağı seçelim. En masum o gözüküyor. Dostlarım bence şu an bir seçim yapmamız gerekiyorsa ve erliğin dünyasında hayatta kalıp bu görevleri tamamlamak istiyorsak bence bir seçim yapmamız lazım. Siz olsanız yorumlara yazın, hangisini seçerdiniz? Oyuncak mı, heykel mi, maske mi? O da mantıklı yazdı, evet. Mantıklı yazdı. Tamam, oyuncağı seçeceğiz dostlarım. Oyuncak bence en masum olan o. O en masum o gözüküyor. O yüzden de bence Katarina da mantıklı diyor. Abi o zaman şöyle yapacağım. A Jugoetas. Ben A Jugoetas yazdım. Bakalım bu bir işe yarayacak mı? Sohbete şu anda A Jugoetas yazdım. Bakalım ne olacak? Katarina da yazdı. Haydi bakalım, bismillah. Şu anda oyuncak seçtik. Bu ne seçimiydi? Bu seçimi yaptıktan sonra ne olacak yani? Buraya bir oyuncak mı gelecek mesela? Ya da ne bileyim, oyuncak mı olacağız falan. Ne bileyim yani. Bilmiyorum. Şu anda bir hareketlilik yok. Bunun ne olacaksa olsun gerilmeye başladım dostlarım ben. Harbiden bu sessizlik ve bu bakın kimsenin olmayışı, hiçbir şeyin olmayışı beni aşırı geriyor şu an. Sanki her an başımıza kötü bir şey gelecek gibi değil mi şu an? Oğlum oyuncağı seçtik, tamam. Oyuncağı seçtik de ne oldu şimdi seçtik? Oyuncağı ben onu anlayamıyorum. Şu an ne olacak yani? Ne oluyor lan? Bilmiyorum ne olduğunu Katarina. Bu kim oğlum? Yukarıda orada biri var. Onu özledim. Erlik geldi. Kamyon neyin nesi oğlum? Ne oluyor lan? Selam Erlik abi. Sıkıntı mı var? Biz oyuncağı seçtik. Ne oldu şimdi? Katarina gelmiyor dostlarım. Ben anlamadım ki. Lan yine bilgisayarım kapanıyor. Ne oluyor? Çıldıracağım, kafayı yiyeceğim. Yine ne oldu? Niye bilgisayarım kapandı? Ne oldu yine dostlarım? Ay çıldıracağım, kafayı yiyeceğim. Yine bilgisayar gitti. Bir dakika, tekrardan gideceğim dostlarım. Ellik garip bir kamyonla bizim yanımıza geldi. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Tekrardan bilgisayar açıyorum, bekleyin. Şu an girdim dostlarım, dünyaya giriyorum. Girdim. Ne oldu lan? Ne oluyor? Ne oldu? Hareket edemiyorum. Katarina! Katarina! Oğlum dostlarım hareket edemiyorum, karakterimi hareket ettiremiyorum. Lan ne yaptın bize ellik gerizekalısı? Burada kutu var. Oyuncak olduk. Evet. Dostlarım oyuncak olduk, bize oyuncak yaptı. Çünkü biz oyuncak seçtik, oyuncak olmayı seçtik. Hangisini seçersin diye bir soru sordu. Oyuncak, maske, heykel vardı. Biz oyuncak seçtik. Biz oyuncak seçtiğimiz için şu an dostlarım direkt bak. O bizi tahta bir oyuncağa dönüştürmüş lan. Hayır. Ellik sen bir gerizekalısın. Oyun ekrana gitti, benim envanterini aldı büyük ihtimalle. Dostlarım benim envanterini aldı. Ellik bizi oyuncağa çevirdi. Ellik bizi oyuncak yaptı. Bir dakika, arabaya bindi şu an. Arabaya bindi. Araba çalıştı, gidiyor. Götürüyor dostlarım bizi. Bizi götürüyor büyük ihtimalle. Vallahi götürüyor. Oğlum bir oyuncak olmadığımız kalmıştı. Bizi oyuncak yaptı yalan herif. Dostlarım adam bizi resmen oyuncak yaptı.